Evet, Erbaa'ya kar düştü. Kardeşimizle yürüyoruz. Biz de baktık ki kar var. Yürüyek dedik. Manyak ya biz. Yani. Biz ama yürüyen arabayla gidiyor. Evet. Size görünüyor mu bilmiyorum da kar yağmaya başladı işte yani. O şekilde ya. Devam ki. Bugün şey ama tutacak ama. Tutacak mı diyorsun? Bugün tutar. Şey yerler şey ya. İnşallah. Ya. Kesin tutar. Garanti bilgi. Evet arkadaşlar, bu arada 7000 aboneye doğru geldik. 7000 mi olduk lan? Evet, çok az kaldı. Instagram'da da 2200 civarı. Çok iyi bir ilerleme var. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Onu böyle bu videonun arasına koyarım diye çektim. Teşekkür amaçlı. Hepinizi öpüyorum. Bye. Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün bir coşkuyla, bir sevinçle başlayamadık. Aslında video başlığından gördüğünüz gibi güzel bir şey oldu. Ama maalesef ülkemiz adına da kara bir gün. Bildiğiniz gibi 13 tane şehitimiz var. Allah belalarını versin. Allah Mehmetçiğimizin, askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bugün arkadaşlar bir post paylaştım. Çok ağrıma gitti. Bu işte şehitlerle ilgili bir Türk bayrağı paylaştım. Bu topluluk kısmında bilmeyenler için. İşte vatana bayrağı sevgisi olmayan bizi takipten çıksın dedim. Bir 15-16 kişi takipten çıkmış. Şimdi bir şey derdim ama gerek yok. Demek ki aramızda vatan hainleri, şaklar, şerefsizler varmış arkadaşlar. Allah ailelerine sabır versin. Bu ölüm sadece yani onların değil, hepimizin, Türkiye'mizin. Allah ailesine sabır versin. Başka diyebileceğimiz maalesef bir şey yok. İnşallah gerekli cevabı Mehmetçik karada, havada, suda, her yerde verecektir. Üretimhanemizde arkadaşlar bugün 5 takım çiftleşti. Bugün yani dün temizliği de yaptık. Bugün oturma fırsatımız oldu. İlk defa üretimhanede oturup kuşları izleyebildik. Bayağı bir yoğunluk. Özellikle bu 1,5-2 hafta gerçekten yani mahvoldum. Bugün biraz iyiydi, oturduk. 5 takımımız çiftleşti arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçeyim. Onları göstereyim size. Arka kameraya geçmeden önce kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler şimdiden. Sağ olun. Evet arkadaşlar, birinci takımımız burada. İkisi de kendi yavrumuz. Çok güzel oldu. Bunlar arkadaşlar, bu dişi bizi bayağı bir bekletti. 1 yaşına kadar geldi. Yani biz bunu ayırmamızın sebebi, bu küçüklüğünden beri hopidik bir şeydi. Böyle aynı erkek de öyleydi. Ben o şekilde bir yavru görünce ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan bir takım daha var çiftleşen. Yine aynı o şekilde. Nasıl söyleyeyim ben size arkadaşlar? Böyle yerinde duramayan. Bak şu, şimdi böyle işte bak bu kuş gibi yani, şu yeşil kuş gibi. Ben bu tarz kuşları arkadaşlar kendime ayırıyorum. Yani böyle çok hareketli, aktif kuşlar beni hiç yanıltmadı gerçekten. Bu da benim bir taktiğim. Size de bir bilgi olsun. Böyle pet shop'a falan gittiğinizde bu tarz böyle hareketli, hoppidik, zıppidik kuşları alırsanız işinize yarar. Bunların şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Yukarıda çiftleşmeyi deniyorlar. Beceremiyorlar. Sonra yere iniyorlar, yerde çiftleşiyorlar. Ama yerde de oluyor. Baktık yani hani tutturuyor erkek. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Birinci takımımız bunlar arkadaşlar. İkinci takımımız bugün tekrar çiftleştiler. Dün de videosunu yapmıştık. Dışarıdan gelen kuşlarımız arkadaşlar. Bu dişi kuşumuz. Bir oğlanda... Anam pardon, çok özür dilerim aşklarım. Bu kuş arkadaşlar yine aynı şekilde, bunun kardeşi de böyleydi. Kardeşiyle beraber bunları ayırdım. Yerinde duramıyordu arkadaşlar. Bir sağa bir sola daha yavruyken ve o da yine bizi yanıltmadı. Meyvesini verdi arkadaşlar, Allah'a şükür. Bu bildiğiniz gibi şov ve yerli kırığı arkadaşlar. Biz şov dediğim hani böyle ıslaslı şov değil. Normal bir şovu biz yerliye vurmuştuk. Eskiden bildiğiniz gibi bu kadar yedek oyuncumuz yoktu. Mecburen şovu kullanmıştık. Ve de gördüğünüz gibi böyle bir kafa açtı. Böyle değişik bir hayvan oldu yani. Ne diyeyim ben size. Kafa var, vücut yok. Bayağı bir değişik. Dişimiz de bugün ikinci çiftleşmesini yaptı. Allah'a şükür. Yuvaya girmeler falan filan da zaten tam. Üçüncü arkadaşlar bu çiftimiz. Bu çiftimize çok 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 ayrı sevindim.
Gerçekten. Çünkü bunlar da bizim yavrularımız ve ayrıyeten Japonesler arkadaşlar. Çok güzel oldu bunların çiftleşmesi. Araları çok iyiydi. Bunları da çok bekledim. Gerçekten bayağı bir bekledim. Çiftleşmediler. Bugün gördük hayırlısıyla. Dişimiz arkadaşlar çift kanat tepe Lutino. Oğlumuz da bizim kendi böyle sarı kapa. Değişik bir kuş yani. Gayet güzel ama tipi yani. Benim bayağı hoşuma gidiyor. İkisi de böyle baktığınızda Lutino olmasına rağmen bu kremiyo tarzı bir kuş. Ama onda da sarı yüz gördüğünüz gibi. Güzel sarı yüz. Japones yavrular bekliyorum bu çiftten. Daha arkadaşlar bunlar 5,5-6 aylık var yoklar. Japonesler normal kuşlardan daha erken eşe geliyorlar. Bunu fark ettim. Ben de ortalama daha 1,5 yıldır falan anca Japones üretiyorum. Yani güzel oldu. Bu da arkadaşlar dediğimiz gibi 3. takımımızdı. Bu da arkadaşlar 4. takımımız. Bunlar arkadaşlar aldığımız yerde hiç çiftleşmemişlerdi. Yavru yumurta alınmamıştı. Bildiğiniz gibi Hakan abiyle biz bunları takas etmiştik. Hakan abiye ona daha kötü bir çekilişte sonuç çıktığı için biz onlara yavru yumurta garanti takım vermiştik Hakan abiye. Biz de ondan bu DF'leri almıştık. Hem DF olmaları güzel oldu. Hem de iri kırıklar, güzel kuşlar. Hem de bugün çiftleştiler. Ya bakın işte biz Hakan abiye bir iyilik yaptık. Kalbimiz temizdi. Yani bunlar da orada yavru vermediler, yumurta vermediler, çiftleşmediler. Buraya geldiler, çiftleştiler. Arkadaşlar sevgi, iyi niyet, güzellik bunlar bulaşıcıdır. Yani bugün birine bir yardım yaptıysan o sana kesinlikle döner. Yani hani derler ya, ya verilmiş sadakamız vardı. Hani varmış pardon. Hani bu laf yani çok büyük bir laf. Yani tabii ki bunu beklemek için kimseye yardım etmemek lazım. Dediğim gibi temiz kalp. Yani hani Hakan abiye ben onları vermesem de sonuç itibariyle hiçbir şey olmayacaktı. Yani çünkü bu bir çekilişti. Herkes rızasıyla katıldı. Burada da diğer kardeşleri var ama bunlar çiftleşmedi arkadaşlar. Yani bu 5. takımımız değil. Bunu ben şimdi diğer bunlar da çiftleşen orada yavru yumurta veren takımlar. Bunlar da yuvadalar şu anda. Bunlar da inşallah verecek. 5. takımımız da bunlar arkadaşlar. Bunların şu anda yavrusu var. Yavrularına bunlar şu anda ben baktım bakıyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. 5. takımımız bunlar arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten yavruları da var. Bunları arkadaşlar yani muhtemelen ayırırız. Başka bir yere koyarız. 5 takım birden çiftleşti. Üretimhanemiz için gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu kuşumuz bildiğiniz gibi yumurtladı. Bu kuşumuz yumurtladı. Bu kuşumuz yumurtladı. Bu kuşumuzda yumurta var. Bu kuşumuzda var. Bunlar çiftleşti. Bunlar da yumurta var. Gördüğünüz gibi dişide. Bunlar da çiftleşti. Bunların zaten şu anda yavrusu da var. Yavrusu olmasına rağmen tekrar çiftleşti arkadaşlar bu. Bunlar çiftleşti. Bunlarda yavrum vardı bir bakayım. Kızım kalk bakayım. Aşkım kalk. Evet. Bunlarda arkadaşlar yavru varmış. Şu anda herhalde hiç fire vermedik buraya kadar. Burada veriyoruz arkadaşlar. Burada çok iyi anlaşıyorlar. Besleme var, her şey var ama bir hareket şu ana kadar göremedim çiftleşme. Burada dediğimiz gibi çiftleşti. Bunun yumurtası var. Bunun yumurtası var arkadaşlar. Bunun yavru yumurtası var. Böyle bir de böyle hızlı hızlı geçeyim. Hem de güzel bir seyir zevki olur. Böyle bekletmeden seri seri. Burada gördüğünüz gibi hem yavru hem yumurta var arkadaşlar. Burası dediğimiz gibi çiftleşti. Burada bir hareket yok. İkinci firemiz. Üçüncü firemiz arkadaşlar. Burada da bir hareket yok. Burada yuvaya girmeler başladı. Ancak ben çiftleştiklerini görmedim. Burayı da fireden saymıyoruz. Burada da yuvadalar. Gördüğünüz gibi burada da yuvadalar. Burası da yuvada arkadaşlar. Burada üçüncü firemizi mi veriyoruz? Bir dakika. Bir, iki, üç yok. Bu dördüncü firemiz. Burada arkadaşlar yavrularını yeni ayırdık. O yüzden bunu fireden saymıyoruz. Şuraya da bir bakalım. Burada muhtemelen arkadaşlar şey vardı. Yumurta yavru var. Evet. Yumurtayı gördük. Yavru da altında muhtemelen. Ama rahatsız etmeyelim. Burada da bir firemiz yok. Burada da bir firemiz yok. Burada da bir firemiz yok. Burada da arkadaşlar firemiz yok. Yavrularımız var. Burada 5. firemizi veriyoruz. Burada yuvadalar. Burada yuvadalar arkadaşlar. Bunlardan yumurta gelecek. O yüzden fireden saymıyoruz. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde
yumurtamız mevcut. Burada da arkadaşlar yumurtamız yok ama bunlar yuvaya girmeye falan filan başladılar. Ama hadi sayalım 6. firemiz diyelim. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde yumurtamız mevcut. Bunlar arkadaşlar çiftleştiler. Bunlar Daniel, zaten Daniel de çiftleşti yuvada. Burada arkadaşlar yine yuvadayız. Burada da yuvamızdayız. Burada da yuvamızdayız. Burası arkadaşlar 7. firemiz. 7'ydi herhalde. Yanlış söylesem hani affola. Bunlar da yuvada. Arkadaşlar 7 tane firemiz var. 40 kafesimiz var. 33. Ben size bir videoda demiştim ki Karadeniz üretim farkını ortaya koyacağız ve 36 kafesi yapacağız demiştim. Çok yakında yapacağım arkadaşlar. Şu anda tüyden çıkmasını beklediklerim falan filan var. Onları da koyarsam inşallah full 36 kuşu buraya dizeceğim. Ondan sonraki hedefimiz de 36'yı yaptıktan sonra da inşallah hedefimiz 40'ta 40 arkadaşlar. O olursa zaten yani tamam artık. Yani bir hedef kalmıyor yani. 40'ta 41 yapmamızın bir imkanı yok. 40'ta 40 yapacağız inşallah. Şu anda gördüğünüz gibi şu anda 7 tane firemiz var. Herhangi bir şey görmediğimiz, bir atak görmediğimiz, bizi bunaltan cinsten. Ama onların 1-2 tanesi de hani ben yuvaya girdiğini gördüm ama şu anda yuvada değiliz, saymadık. Yani hepsini gözünüzün önünde saydım. Zaten önceden yuva açılışları falan filan da yapmıştık arkadaşlar. Diğer kuşları da biliyorsunuz. Salmamızda da gayet arkadaşlar şu anda yedek oyuncumuz gördüğünüz gibi bayağı bir mevcut. Yani buradan biz inşallah dediğim gibi ilk önce 36 sonra 40 yapacağız. Ama birçoğu tüy de, birçoğu daha 4-5 aylık, daha bir 3-4 ayları var. Ondan sonra bitecek. Yani 2-3 ay içinde inşallah Allah'tan bir şey olmazsa gayet güzel arkadaşlar bir şeyimiz olacak. Ne diyeyim ben size, üretimimiz olacak. Başka diyeceğim bir şey yok. Dediğimiz gibi yani şu anda üretimhanemiz için gayet güzel. Her şey yolunda. İnşallah şovlarımız da büyümeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bir takım sahiplendirmesi şu anda yapmıyorum. Instagram'dan yazanlar var. Şu anda biz önce bir buradan bir alacağımızı aldıktan sonra arkadaşlar şov. Yani burayı komple vasıflı şova çevireceğiz. Bu dolabı komple arkadaşlar. Ondan sonra o zaman takım satışlarımız olacak. Şu anda yok. Yavru satışlarımız var. Sadece onu söyleyeyim ben size. Onun harici şu anda maalesef takım sahiplendirmesi yapmıyorum. Bunu da Instagram'dan sordunuz diye söylüyorum arkadaşlar. Instagram'dan birçok mesaj var. Bugün gerçekten yani rekoru kırdım. Bugün hem oturabildik dedim ya, 60-70 tane mesaj yapladım. Yani elimden geleni yapıyorum. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Ama maalesef ben o 60-70 taneye yazarken onun 30'u 40'ı tekrar yazdığı için bu kez sarbaşı oluyor. Yani birçok mesaj var gerçekten şu anda açılmamış. Herhalde bir 80-90 tane mesaj kalmıştır. Maalesef dediğim gibi gerçekten hem kendi işim var, burası var, YouTube var. Buranın işte dediğim gibi temizliği, takibi, bugün gerçekten tam anlamıyla oturup kuşları bugün izleyebildik. Bugün de öyle bir video çıkaralım dedik. Gözümüzün önünde maşallah gerçekten çok güzel bir çiftleşmeler oldu. Biz yokken de zaten çiftleşmeler falan olmuştur. Şu an yavrulu yumurtalılar var. Bir de hem yavrulu yumurtalı olup olduğu halde çiftleşenler var. Bu tabii ki çifte göre değişir. Bazı çiftler için bu kötü haberdir. Bazı çiftler için iyi haberdir. Bu kuşlardan herhangi bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Bakacaklardır. Biri de demiş ki dünkü videoda, abi senin bu gösterdiğin bu kuşu, kırık kuşu herkes şov diye satıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Önemli olan bir kuşun böyle yatarken, uyurkenki duruşu değildir. Önemli olan arkadaşlar normal halde dururken dahi kafa açmasıdır. Veya işte bu alt tüyleri, sakalları, bu önemlidir. Yani uyurken bazen bir yerli bile yani bir kafa açar gibi bir durabilir. Mesela bu kuş arkadaşlar, bu kuşun babası şov. Annesi de şov ama annesi o şekilde öyle güzel vasıflı bir kuş değil. Ya bu da bir kırık ama bunu ayıracağız. Bildiğiniz gibi Hakan abimizden hem hediye geldi. Hem de rengi güzel, hem de iri. Bizim işimize yarar. Bakın bu da mesela şovla yerli kırığı. Daha deminkinin kardeşi bu da. Ben bu ikisini arkadaşlar böyle zıpırlar diye ayırdım.
Gerçekten de bu taktik işe yarıyor. İnşallah sizin de işinize yarar. Ben gerçekten şu ana kadar hiç yanılmadım. Yani böyle hop bilik tüp bilik kuşlar oluyor ya, böyle yerinde duramıyor. Sağa sola salça oluyor, dalaşıyor. Yani o tarz kuşlar yani, anlatabildim mi? Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yani konuştukça konuşasım geliyor. İnşallah sizi de sıkmamışımdır. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı üretimler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.